Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Konuğumuz Medyaskop izleyicilerin de son dönemde yakından tanıdığı, aslında Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı ziraat mühendisi ve tarım yazarı, aynı zamanda çiftçi olan Faik Toy. Faik Toy ile bugün son dönemdeki gıda fiyatlarındaki artışı konuşacağız. Üretimi konuşacağız, çiftçilerin sorunlarını konuşacağız. Gıda enflasyonu niye düşmüyor, onu konuşacağız. Un ithalatında yapılan vurgun nasıl yapılıyor onu konuşacağız. Faik Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Ferit Bey. Teşekkür ediyorum. Öncelikle isterseniz şu zamlardan başlayalım. Diyarbakır'dan yayın yapıyorum. Ben Diyarbakır'dan bağlanıyorum en azından. Diyarbakır'da dün ekmek 3 liradan satılan ekmek 5 liraya çıktı. Ve aslında bu zamın da fırıncılar tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Çünkü zarar ettiklerini söylüyorlardı. Zam talepleri vardı ancak sonucu beklemeden zamlı satışlar yapılmaya başlandı. Diğer taraftan da dün bir haber daha geldi. Van'da da fırıncılar ekmeğe zam yapmak istemiş ancak Van valisi durdurmuş şu anda zamı da, o da ayrı bir tartışma konusu. Nereye kadar olur, nereye kadar durdurulur? Öncelikle isterseniz şu ekmek zamını konuşalım. Siz bir ay önce bu ekmek zamı, ekmeği 6 liraya yemeye hazır mısınız diye sosyal medyada paylaşım yaptığınızda sanırım birçok insan sizi hayal görmekle, hayal dünyasında yaşamakla suçlamıştı. Ama gidişat onu gösteriyor. Daha bir yıla geçmedi, yani yeni yıla geçmeden bir ay sonra 3 liraya satılan ekmek 5 liraya çıktı. Bize öncelikle bunu bir anlatabilir misiniz? Ferit Bey, bir ay önce bir hesaplama yaptım ve yaptığım hesaplamaya göre buğday fiyatlarının çok yükseleceğini gördüm. Ve şöyle bir paylaşım yaptım. Önümüzdeki sene buğday 6 TL'ye çıkacak. Ekmeği 6 TL'ye yemeye hazır mısınız? Ekmek zamlarının peş peşe geleceğini zaten sürekli söylüyordum, biliyordum ve bekliyordum. Şimdi önünüzü göremezseniz konuştuğunuz her şey havada kalır. Yani bir şeyin fiyatını düş demekle fiyatı düşmez. Fiyatının düşmesi için bir takım adımlar atmanız gerekiyor. Bir takım girişimlerde bulunmanız gerekiyor. Eğer ki siz buğdayın üretim maliyetini düşüremiyorsanız dolayısıyla un fiyatı yükselir. Un fiyatı yükseleceği için fırıncının ekmek maliyeti yükselir ve gerçekten fırıncı mevcut un maliyetine göre ekmeğine zam yapmak zorundadır. Evet, ekmeğe zam gelmesini istemiyoruz. Yaklaşık bir yıldır ekmeğe zam gelmesin diye, gıdaya zam gelmesin diye hemen hemen her gün uyarıyorum. Diyorum ki bakın, maliyetlere gözünüzü kapatırsanız tüketici de mağdur olur. Yani çiftçi zaten biter. Çiftçi biteceği gibi tüketici bu fiyatlarla ekmek alamaz, pazardan ürün alamaz, raftan ürün alamaz. Biz bunu dedikçe açıklama üstüne maalesef açıklama geliyor. İşte fiyatlar düşecek, 3 ay sonra fiyatlar düşecek. 2022'nin başında fiyatlar düşmeye başlayacak. Ağustos ayında, önümüzdeki sene Ağustos'a bunlar çözüm değil. Yani bunlar daha ekmek zamı konusunda iyi günlerimiz mi diyorsunuz? Maalesef bana göre da iyi günlerimiz maalesef maalesef yani yetinmeyecek, yani bu zamlar fırıncıya yetmeyecek. Şu anda bir ay önce siz hesapladığınızda 1 kilo buğdayın maliyeti ne kadardı? Bugün ne kadar? Bir ay önce hesapladığımda 1 kilogram buğdayın üretim maliyeti 4,45 TL, 4,5 TL diyelim. Şu an hesapladığımda 1 kilogram buğdayın maliyeti 5,8 TL'ye çıkmış durumda. Yani neredeyse 6 TL oldu 1 kilogram buğdayın üretim maliyeti önümüzdeki yıl için. Bakın neden? Bir ay önce tam 1 Kasım'da DAP gübresinin fiyatı 8.000 TL idi. Bugün 14.200 TL'ye çıkmış durumda. Yani bir ayda gelen zam %80. Üre gübrenin bir ay önceki fiyatı 9.000 TL idi. Bugünkü fiyatı 14.250 TL. Bir ayda gelen zam %60. TAP gübreye %80 zam geliyor. Üre gübreye %60 zam geliyor bir ay içinde. Peki bu
Bu gübre fiyatlarına bakıyoruz aslında, baktığımız zaman bu buğday ve çiftçilerin en çok belini büken, zor duruma sokan bu gübreye yapılan kısa sürede bu kadar zam olması. Bu engellenemiyor mu? Yani bunun döviz kurlarıyla bir bağlantısı var mı bu gübre fiyatlarına yapılan zamların? Şimdi şöyle izah edeyim. Yurt dışındaki fiyat artışlarına bağlanıyor. Ama yaptığım araştırmalara göre evet, yurt dışında da gübre fiyatları artıyor. Ama bizim ülkedeki artış gibi değil. Maalesef yeni gelen bilgiye göre Özbekistan'da üre gübresi 400-440 dolar arasında satışa sunulmakta. Ve bu gübre ülkemize geldiği zaman taş çatlasa 600 dolara mal olmakta. Yani 550-600 dolar ülkemize bir geliş maliyeti var. Ve bazı firmaların 440 ile 450 dolar arasında Özbekistan'la bağlantı kurduklarına dair bilgiler de geldi bana. Bizde ne kadar? 1100 dolar. Yine aldığım bir şeye göre komşumuz olan İran üre gübresini çiftçisine bedava veriyormuş. Yıllar önce biliyorum, zirai ilaçları çiftçisine bedava veriyordu. Hatta o ilaçların kullanım tarihi geçtiğinde kaçak yollarla ülkeye giriş yapılıyordu. Ve İran'ın çiftçisine bedava dağıttığı zirai ilaçlar Türkiye'de parayla satılıyordu. Evet. Şimdi buna baktığımız zaman tabii bunlar yaşanınca da tarımsal üretim artırılmadığı için anladığım kadarıyla gıda enflasyonunu bir türlü düşüremiyoruz. Siz çözümü nasıl görüyorsunuz? Yani size göre çözüm ne olmalıdır? Neler yapılabilir bu saatten sonra? Çok güzel bir noktaya değindiniz Ferit Bey. Öncelikle üretimin artırılması için gıda enflasyonunun düşmesinin birinci maddesi üretimi arttırmaktır. Birim alandan yüksek verim almayı sağlamaktır. Üretim nasıl arttırılır? Ülke tarımının %75'i kuru tarımda yapılmakta. Öncelikle suya kavuşabilecek bir karış toprağı susuz bırakmayacaksınız. Bir an evvel onları suya kavuşturacaksınız. Bununla üretimi arttırırsınız. Bir. İkincisi, siz çiftçinize öyle bir destek vereceksiniz ki çiftçi bitkinin bütün ihtiyacı olan maddeleri, maliyetleri harcayacak ve birim alandan en yüksek verimi alacak. Çiftçinin ekonomik gücü kalmadığı için artık çiftçi tarlaya tohumu atıyor, seneye ne çıkarsa Allah bin bereket versin mantığıyla gidiyor. Çünkü başka türlü altından kalkamıyor. Ürün çıktığı zaman düşük fiyat açıklanıyor. Düşük fiyat açıklandığı zaman çiftçi zarar ediyor. Çiftçi bu hesabı yaptığı zaman ben diyor fazla gübre kullandığımda zaten zarar edeceğim. Ben diyor dört dörtlük bakımını yaptığımda zarar edeceğim ve çiftçi bu maliyetlerden kaçtığı için maalesef ülkede tarımsal üretimin verimi artmıyor, rekoltemiz artmıyor. Artmadığı müddetçe de biz böyle ithalata mahkum oluruz. Aslında ithalata mahkum edildik ve gıda fiyatları da artmaya devam eder. Düşmez yani. Şimdi bu artmaya devam eder dediğinizde aklıma şey geldi. Bu sizinle daha önce yaptığımız bir yayında bu gıda ürünlerindeki fiyatların önümüzdeki yıl için, yani önümüzdeki yıl diyorum ama bir ay kaldı önümüzdeki yılda, ciddi sıkıntılara ve sosyal patlamaya neden olabileceğini de söylemiştiniz. Yani o kadar artacak ki. Halen aynı görüşte misiniz? Aynen devam ediyorum. Çünkü gübreye artık neredeyse günde iki kez zam gelmeye başladı biz konuştuktan sonra. Bakın bir ayda dedik ya, DAP gübreye %80, üre gübreye %60, bir ayda gelen zam. Yani ve 16 ayda 37 kez gübreye zam geldi. Her bir zam çiftçiye verilen bütün destekleri, bakın sadece gübre desteğini değil, her bir zam çiftçiye verilen bütün destek miktarı kadar çiftçinin cebinden alıp götürüyor. Yani verilen destekler artık bir işe yaramıyor. Zaten verilse de olur, verilmese de olur. Çünkü bir anlam ifade etmiyor. Peki Faik Bey, şimdi biraz önce Özbekistan örneğini verdiniz de, Özbekistan'dan dediniz ki 400 tonu 440 dolar. Türkiye'ye getirilmesi yaklaşık 600 dolara mal oluyor. Evet. Burada bunu 1100 dolara satıyorlar. Evet. Şimdi bunu engelleyecek hükümet, iktidar bunu engelleyemiyor mu? Bunu engellemenin bir yolu yok mu? Kendisi iktidar bunu getiremez mi? Mesela toprak mahsulleri ofisi vasıtasıyla veya ne bileyim resmi kurumlar vasıtasıyla bu gübre getirilip çiftçiye verilemez mi?
Yani nereden baktığımızda neredeyse 600 dolarla 1100 dolar neredeyse iki kat kadar arada bir fark var. Ferit Bey, ülkemize Avustralya'dan bile buğday geliyor. Yani eğer hükümet isterse, Tarım Bakanlığı isterse gübreyi hayli hayli getirir. Getirdiği buğday, arpayı zararla satıyor. Sanayiciye tonda 2000 ile 2350 TL arasında bir zararla satıyor. Ve bunun adına biz sanayiciyi destekliyoruz diye açıklama yaptı. Üç bakanlık ortak bir açıklama yaptı. Ama gübre için hiçbir adım atılmadı. Eğer bakın bu sanayiciye buğday ve arpada verilen destek tonda 2000 TL çiftçinin buğdayına arpasına verilmiş olsaydı ya da gübre için aynı şey yapılmış olsaydı tonda 2000 TL 6 milyon ton gübre kullanılıyor ülkemizde. 15 milyon ton hububat ithal edeceğiz. Hububat ithalatında bu kadar zarar edeceğimize 6 milyon ton gübreyi getirip de tonda 2000 TL zararla çiftçimize verseydik hasat döneminde, hasat bittiği zaman o zamanlar çiftçi bir yıllık gübresini almış olurdu. Hem de geçen senenin fiyatlarının altında gübre almış olurdu. Bu gübre zamlarının hiçbirinden etkilenmemiş olurdu. Ne bir adım atılıyor? Atılan adımlar da çok geç atılıyor ve hiçbir işe yaramıyor. Yani diyelim ki siz çiftçiye 20 TL para ödeyeceksiniz. Siz onu bir sene sonra yapıyorsunuz. O an yapsanız o 20 TL belki bir şey ifade edecek. Bir sene sonra yaptığınız için o 20 TL 2 kuruş o bilet para değeri kalmıyor. Yani hep adımlar geç atılıyor, eksik atılıyor, yarım yamalak atılıyor. Sadece pansuman görevi mahiyetinde atılan adımlar var ki pansumana bile yaramıyor. Peki bir de şöyle bir durum var. Siz bunu dile getirmiştiniz. Unda bir ithalat vurgunu yapılıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu bir anlatabilir misiniz? Nasıl oluyor bu? Yani şöyle Ferit Bey, artık bunun adı neyse vatandaş bunun adını koysun. Bildiğiniz gibi sürekli hasattan bu yana yurt dışından buğday ve arpa ithal ediliyor. TMO ithalat ihalesi açıyor. Firmalar ihaleye giriyor ve yurt dışından temin ettikleri buğdayı TMO'ya satıyorlar. En son ihale üzerinden gidelim. Buğdayın tonu 4750 TL fiyatla TMO'ya satıldı ihaleye giren firmalar tarafından. Bunu 4750 TL'ye TMO'ya satan ithalat firması, tabii bir tane girmiyor, birkaç tane ithalat firması giriyor. Aynı firmanın bir de un fabrikaları var. Farklı bir isim altında. 4750 TL'ye TMO'ya sattıktan sonra TMO un fabrikalarına 2650 TL'den buğday satışı yapıyor. Yani bu 4750 TL'ye aldığı buğdayı 2650 TL'ye un fabrikalarına satıyor. Dolayısıyla bu firmanın diğer isimdeki un fabrikaları TMO'dan 2650 TL'ye bu buğdayı tekrar alıyorlar. Yani ön kapıdan TMO'ya 4750 TL'den mal satıyor 4750 TL'den, arka kapıdan TMO'dan 2650 TL'ye buğday alıyor. Neredeyse yarı fiyatına. Evet, evet. Ve maalesef çıkıp bunu da biz un sanayicisine destek veriyoruz diye devlete görev zararı yazılıyor bu. Bunun adına destek koydular. Un sanayicisine verdiğimiz destek diye açıklama yaptılar. Tonda 1000-1700 TL veriyoruz diye bir açıklama yapıldı. Ama son ihalede o buğdayda 2100 TL, arpada 2350 TL bir ton için. Yani ekmeyen biçmeyen sanayici, hiçbir maliyeti olmayan sanayici buğday için devletten 2100 TL, arpa için 2300 TL destek almış oluyor. Bizim çiftçimiz de gübre alamadığı için gübresiz ekim yapıyor ve biz gıda fiyatları düşsün diye bekliyoruz. Yani bu gidişle de herhalde düşmeyecek. Yani sonuçta çiftçinin cebine girmiyor, evet. Üreticinin cebine girmiyor, sanayicinin evet. Cebine giriyor bu iş. Evet, evet. Bakın Ferit Bey, bu tonda sanayici, biz onu yuvarlayalım 2000 TL diyelim. Eğer çiftçinin buğdayına 2250 TL, arpasına 1750 TL fiyat açıkladığı zaman TMO
Tonda sana 2000 TL destek vereceğim, ürünü bana sat, ben sana tonda 2000 TL destek vereceğim deseydi, çiftçinin bütün ürününü TMO'nun stoklarına çekmiş olurdu. Aynı anda yurt dışında da 2500 TL'ye istediği kadar buğday ithal edebilirdi. Bugün 4750 TL'lere ithal etmek zorunda kalmazdı ve çiftçinin buna hiçbir itirazı olmazdı. Çiftçiden aldığı 2250 TL'ye aldığı buğdayı da sanayiciye 2250 TL'ye satabilirdi. Bunun adı destek olurdu. Çiftçimizi desteklemedik olurdu. Sanayiciye de kar etmeden buğday satıyoruz derlerdi. Çiftçi en azından o zaman gübreyi alırdı, gübresiz ekim yapmazdı. Daha dağa taşa ya hiçbir yer bırakmadan buğday arpa ekerdi. Ama bunun tersi yapılıyor ve yıllardır aynı yanlış yapıldığı için un fiyatlarının artışı engellenemiyor. Yem fiyatlarının artışı engellenemiyor. Ekmek fiyatının artışı engellenemiyor. Yani siz tonda 2000 TL zararla sanayiciye buğday veriyorsunuz. Yem sanayicisine 2350 TL zararla arpa veriyorsunuz. Ama yem fiyatları her gün artmaya devam ediyor. Un fiyatları her gün artmaya devam ediyor. Yani bu bir politika değil. Ya ben bunun adını koyamıyorum. Bunun adını insanımız koysun. Ne koyuyorsa koysun yani. Şimdi Faik Bey, sizin anlatımınızdan ben şunu çıkarttım. Önce çiftçinin Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçiden ürününü aldığı zaman çok ucuza alıyor. Daha sonra yurt dışında bu ithalat yapan firmalar üzerinden çok pahalı bir buğday alıyor. Evet. O buğdayı da götürüp sanayiciye yarı fiyatına veriyor. Yanılıyor evet. Muyum? Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Ve bu nedenle de gıda fiyatları bir türlü düşmüyor. Evet. Çiftçi kazanmıyor. Evet. Gübre zamlarından dolayı gübresiz ekim yapmak zorunda kalıyor. Evet. Bu da rekoltesini düşürüyor. Tabii aynen öyle. Bakın Ferit Bey, hasat döneminden şimdiye kadar Toprak Mahsulleri Ofisi hem un sanayicisine zararla buğday satıyor, hem yem sanayicisine zararla arpa satıyor. Öyle böyle değil. Çiftçiye ürününe verdiği fiyat kadar zarar ederek satıyor. Ama un fiyatlarını hasattan bu yana, hasat zamanı ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Şu an kaça çıktığını biliyorsunuz. Yem fiyatları yine aynı şekilde. Yani sanayiciye zararla satış ne un fiyatlarının artışını engelledi, ne yem fiyatlarının artışını engelledi. Yaptığınız bir iş eğer sonuç vermiyorsa o işten vazgeçmeniz gerekiyor. Doğru yere destek vermeniz gerekiyor. Doğru yere müdahale etmeniz gerekiyor. Faik Bey, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, ziraat mühendisi, çiftçi ve aynı zamanda tarım yazarı olan Faik Toy ile konuştuk. Özellikle son dönemlerde vatandaşı birinci derecede etkileyen ekmeğe yapılan zam, una yapılan zam ve gıda ürünlerine yapılan zamları konuştuk. Gıda enflasyonu nasıl düşürülebilir? Bunun çözümünü konuştuk. Yine unda, özellikle son dönemde un ithalatında yapılan vurgunun nasıl yapıldığını bize detaylı bir şekilde Sayın Toy anlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.